Takviyeler de devam ediyor Mehmet Ayhan Fenerbahçe'de. Taraftarın beklediği de Fenerbahçe iyi bir golcü. Kaç oyuncu aldı? 3-1 oyuncu mu aldı? Bu sezon. 3-1 oyuncu aldı değil mi? -1 ne oluyor? 3-1 oyuncu aldı Fenerbahçe. 3 oyuncu aldı diyebiliyor musun Fenerbahçe'ye? Tamam, Kolker. 3-1 ne? Kolker. 2 oyuncu almadı Fenerbahçe. Sistemin içinde ama. 1 aldı. Ben orada çok şeyim mesela, Pereira'nın neden bu kadar şey davrandığını açıkçası düşünüyorum. Yani ya direkt sildi gibi görünüyor. Tabii onu şimdi Koreli 40 de, milyon lira yazar abiciğim. Koreli de geldiği zaman, Kim Min-jae de geldiği zaman evet. Zaten üçlü belli olacak. Yani 4-5 oyuncu arasından üçünü oynatacak. İşte o güzel Kenan Yorma 40 milyon TL yazar. Çok açık. Haber benim değil. Ahmet Selim Kul'un haberi. 3 yılını peşin istiyor. Tabii tabii. 3.600 euro. Buna 300 bin euro da menajerlik koy. 3.900 euro. Vergisi, algısı, zartısı, zurtusu 40 milyon TL. Kolker. Senin kazanmış olma ihtimalin var bilmiyorum. Üçümüzün medyadan kazanma ihtimali sülalemizle beraber yok. 40 milyon TL. 40 milyon TL alacak o çocuk. 40 milyon TL. Bu şey kolay TL. Vazgeçilebilecek bir rakam değil. Olmamalı. 40 milyon ya. Kime yazar? Bak, direkt, ne demek? Direkt Ali Koç'a yazar. Hiç şey, amasız, lakinsiz, fakatsız Ali Koç'un kabahati. Nokta. Hayır ama... Ama hiç tamam, denemeyen plan... Pereira'nın da yok. Denedi gördü istemedi. Evet yani tamam. Şey. Ben de niye bu kadar şey baktığını çözmeye çalışıyorum. Çünkü şimdi... Kötü bir oyuncu değil evet, ki. Evet, Kolker'ın yani Alanya'da oynadığı, da çok iyi. Oynadığı performansı biliyoruz ve Fenerbahçe hakikaten oyuncu isteyerek aldı. Tabii canım. Yani kulüp yönetimi yani transferi evet, yaparken... Demek ki o günkü hoca şunu, istemiş. O günkü hoca istemiş. Ama şunu düşünmüş olabilir yönetim. Mutlaka bunu düşünerek de yani gelecek hoca başka kim olursa olsun... Ya bu oyuncunun performansı ortada, mutlaka bu oyuncudan faydalanacaktır düşüncesiyle aldı Fenerbahçe yönetimi. Bu hangi oyuncu. Hoca gelirse Pereira gelsin niye bu bunu kadar... oynatır tabii diye. Tabii hangi hoca gelirse hayır, gelsin onu söylemeyeceğiz. Pereira niye bu kadar şey baktı Kolker'a? Hani... 40 yazar. Yani bu üçlü savunmayla ilgili bir şey değil bence. Çok mesela farklı. Öyle bir fırsatım olsa bir maçtan sonra... Soracağım sorulardan bir tanesidir. Pereira. Kolker'le. Benim her maçtan soracağım sorudur. Ya hocam, sizden önce yapıldı evet transfer ama hiç düşünmediniz. Motomot bir sebebi var mı? Hani sisteminize mi uymuyor? Fiziksel mi iyi değil? Karakterinde mi bir hata var? Yoksa oynadığı performansı biliyoruz Alanyaspor'da. Hatta daha öncesinde. Öncesinde. Şimdi Fenerbahçe yönetimi Kolker'ı ben sistemin içinde tutar diye düşünüyorum. Eğer kaldı takımda sezon boyunca hiç şans bulamayacak mı? Bir, oldu ya futbol bu. Sakatlık oldu, ceza oldu, bir şey oldu. Kolker'ı oynatmak zorunda kaldı. Bir, limit. O da olabilir. İki, lisans. Bak. Dur. Hiç gitme. Bir, limit. İki, lisans. Tabii. Limitler içerisinde 1.2'yi yazacaksın oraya maaş olarak evet, senin evet, sözünü evet. ettiğin gibi. Evet. İki, bir tane lisansiye oyuncum var. Muhtemelen kiralayacaklar onu bir sene. Ben paramı ver abi. Ben Fenerbahçe'de kalmak istiyorum. Lisansı çıkar, ver paramı. Ama burada şu da var. İnsanlar şunu sorguluyor. Ya hocam, şimdi senden önce alınmış bir oyuncu. Sen de bunu hocalık meziyetlerin çerçevesinde değerlendiremez misin? O kadar mı kötü? Cevap bak, o kadar kötü. Ben almadım çünkü. Genç oyuncularla ilgili bak, söylemleri ne kadar hoşuma şey gittiyse Pereira'nın. Bu konudaki bakış açısında o kadar da eleştiriyorum hocam, yani. 100. yıldaki... Lucescu'nun Beşiktaş'ın kadrosunu Lucescu mu kurdu? Lucescu geldi baktı. Dedi ki malzeme bu. 3-5-2 olur buradan dedi veya bu olur dedi. Bunu Zago kendisi söyledi bana. Kadroya göre bir sistem geliştirdi. Zaten futbolda senelerdir tartışılan konulardan biri bu değil midir? Yani bazı... Oyuncuya göre sistem mi, sisteme göre oyuncu mu diye. Ya çünkü da... kulüplerin maddi durumları ortadayken, böyle bir şey alınmışken, alışılmışın dışında bir şey karar alıyorsun. Bak. Anlatmaya çalıştığım o, niye bu kadarcık hemen kesiyorsun ben bunu bu istemiyorum ya, ben böyle bir transfer istemedim diye. Niye faydalanmayı düşünmüyor? Böyle bir eksiklik varken. Ben Fenerbahçe teknik direktörüyüm. Türkiye'de en tanınan belki 100 kişi arasında ilk 20'deyim. Beni de bu takımın patronu yaptınız. Benim de bir oyuncuyu beğenmeme ve gönderme hakkım olsun. Ama biz ona 40 milyon liralık kontrat yaptık. Onu bana sordunuz mu? Bir önceki bir hocanıza sordunuz. Ama şimdi bak, Caner de var, Mehmet diğerleri ya. De var. Sadece ben bir de, oyuncu değil. Ben de ona inanmıyorum. İki biraz oyuncu, önce tamam. Serdar'ın söylediği çok güzel. Aşağı yukarı aynı kafadayız o konuda. Üç cephede mücadele vereceksin. Evet. Ne olursa olsun üç cephede vereceksin. Doğru. Bu mücadeleyi. Elinde
ligi bilen, herkesin tanıdığı böyle bir oyuncu transfer edilmiş. Ne olursa olsun bundan teknik direktör, eğer iyi bir teknik direktörsen işte oraya onu kullanmanın şeyi yolunu bulur. Sana hani çünkü şöyle Mehmet, kovalamak çok basit. Hayatım, sana istemiyorum ben seni. Katılmamak, ben seni istemiyorum. Sana katılmamak mümkün ama mu? Ama seni kazanmak için ben çaba harcarım. Evet, değiştirebilmek ama için. Ama bazıları işte bu çabayı harcamak istemiyor. Hocaların bir işi de bu. Olması gerekiyor. Evet, yetiştiricilik özelliği var. Hocaların bir işi bu. Tamam, genci oynattın. Alnından öpüyoruz. Ya, ama bir tarafı da bu. İşte bak, Lucescu bunu çok iyi yapıyordu. Abiler, ikinize de katılmamak söz konusu. Veya Sergen Yalçın. Dediklerinizin karşısında durmam mümkün mü? Fakat mesele şu. Biz bu abimizi, arkadaşımızı, dostumuzu ne zaman getirdik ülkeye? 2014-15 sezonunda geldi mi bu arkadaşımız, abimiz? O gerçekten ligi biliyor işte. O biliyor ki yarın Colker'la oynamak zorunda kaldıktan sonra alınacak 3 mağlubiyet sonra guyotinin altına gideceğini Emre Hoca'dan biliyor, Erol Hoca'dan biliyor, Ersun Hoca'dan biliyor, Aykut Hoca'dan biliyor. Biliyor. Öbür dedikleri olduğunda da kafasının guyotine gitmeme garantisi mi var? Hiç olmazsa ben tercihimi oynattım. Ben aklımı, kendi aklımla oynadım. Bu arkadaşımızı istemiyorum. Burada yapılması gereken şu. Fenerbahçe 1.2 milyon euro çarpı 3 artı menajerlik ücretle ver 40 milyon TL limitte ve kadroda lisansta zarara girmiştir. Bunun 268 milyon lirayı 9 milyon euroyu limite yükselten Fenerbahçe taraftarının ve yönetim kurulu üyelerinin ve delegelerinin hesabını yönetimden sorması lazım. Transfer yanlış olabilir. Milyarlar, sen de belki yanlış transferler, yanlış yerlere gittin. Ama bak, bu transfer değil. 3-1 dediğim o. 268 milyon lira parayı Token'dan Fenerbahçe'ye neredeyse bir saatte veren Fenerbahçe taraftarının bunu sormak hakkı ve yükümlülüğü vardır. Kongre üyelerinin bunun hesabını sormak hakkı ve yükümlülüğü vardır. 40 milyon liradan bahsediyoruz ya. 268 milyon lira verdi bu taraftar. Soru bu. Özet para. Sadece para. Bu parayı Fenerbahçe 40 milyon TL'yi hesabından çıkartması lazım. Yani ikinizin de dediği doğru. Hoca ile tekrar bir araya gelip hocam oynatalım bak, hem limit hem lisans konusunda, yani lisans adedi konusunda sıkıntılarımız olabilir. Eyvallah. Ben oyuncuya inanıyorum. Sergen Hoca bana şunu söylemişti. Hatırlar mısın? Alanya Kasımpaşa maçında Sergen Hoca Alanya'nın başındaydı. Sen de o maça belki gelmiştin. İstanbul'da Türkiye Kupası çeyrek final maçı. Maçtan sonra bizim Hakan Gündoğar'la beraber bir muhabbet etmiştik. Sergen Hoca ile demişti ki elimde Colker diye bir oyuncu var. Geçmişi zaten belli. Eğer kafasını kullanırsa Türkiye'de Alanya Spor dahil her takım öyle bir stoper bulamaz demişti. Oyuncu çok değerli. Dediğiniz de %100 doğru. Ama gönderme iradesi neticesinde Fenerbahçe'nin cebinden düşen para 40 milyon liradır. Tamam, bunu da teknik direktörün bunu da düşünmesi lazım. Sonuçta hani kulübün menfaatleri söz konusu ya da kulüpten hiç yok yere çıkacak bir meblağ söz konusu. Bir teknik adamın da tamam, sadece amaçta kadro kurmak olmamalı. Hani çalıştırdığı kulübün menfaatlerini de düşünmek zorunda. Maddi manevi menfaatlerini düşünmek zorunda. Hani şunu, bunu kabul ettirmesi Pereira'ya çok mu zor? Ben bunu çok merak ediyorum. Ona yöneticilik deniyor işte. Ha, yani bu çok zor olmasa gerek. Yani hocanın da bu konuda bu benim şahsi görüşüm. Hani birazcık inatçı olmaması lazım. Evet, inatçı olmaması lazım. Yani dediklerinizi bu arada %100 katılıyorum aç. Yani size karşı bir şey söylemiyorum. Yok, yok, ben, siz ideali doğruyu söylüyorsunuz. Ben gerçeği anlatıyorum. Farklı yerden bakıyorsun sen olayı. Ben de onu anladım. Onu çok iyi anladım. Ama bu işte dedim ya, bu şeyler farkında olmadan içten içe kulüp içinde belli şeylere, sıkıntılara sebebiyet veriyor. O tarafı var işte. Evet, yani bunu şu an kimse belki düşünmüyor ama yarın öbür gün hani bu çözüm olmazsa, senin söylediğin gibi Colker derse ki ben gitmiyorum abi. Ne yapacaksın? Ben atıyorum net alacakları vardır. Ben çıkarım antrenmanı, almasın kadroyu, oynatmasın. Ben gitmek istemiyorum buradan dediği zaman ne olacak? Kardeşimize bir selam edelim mi? Herkes Yalçın Ayhan mı? 500 milyon kontratı şak diye yırtsın Beşiktaşlılığıyla. Evet. Herkes Yalçın Ayhan değil. Kontratı şak diye yırttı. İki, başka ters örneği var. Ya Mehmet, oraya gidersen bizim zamanımızda... Sen de yırtmışındır. Ben... Emmanuel Eboué 2.2 milyon euroyu parayı Galatasaray'dan çatır çatır aldı. Bir ya da iki sene. Bildiğim kadarıyla en az bir sene aldı da. 2.2 milyon euro parayı Galatasaray'dan Emmanuel Eboué çatır çatır aldı. Serdar Kesimal Fenerbahçe'den aldığı yaklaşık 1.350 bin euroyu. Fenerbahçe'nin yaptığı yatırıma rağmen Rize Spor'a git dediler, çatır çatır aldı. Ben kontrat sevici bir adam değilim. Ben kontrat sevicilik tarafında değilim.
Hele hele Serdar Kesman konusunda acayip eleştirilerim vardı o dönem. Ama maalesef bu kontrat seviciliğe girer. Çünkü yönetim başarısızdır. Herkes de bir Yalçın Ayhan değildir yani. Bilmiyorum o, onun detaylarını şahsen. Yalçın biliyor. Yani Yalçın biliyordur. Yalçın'a sorarım. Şuna da karşı değilim. Burada biraz anlatıyoruz. Sanki böyle oyunculara şey gibi oluyor ama öyle değil. Sahanın içinden geldiğim için o mukaveleleri ben de imzaladığım için. Sen de yurtmuşsundur. Takımda almadığım için, bıraktığım için bilirim o muhabbeti. Bizimki aidiyet duygusu vardı ama şimdi günümüz futbolunda özellikle yaklaşık bir 10-12 senedir hatta. Ve yabancılara. 13 senedir sezondur. Özellikle yabancılara hep vardı bu da. Futbolcu kardeşlerim sakın yanlış anlamasın. Kimsenin aldığı parada gözümüz yok. Allah daha çok versin. Hiç sıkıntı yok ama gerçekçi rakamlar yok şu an zaten. Kesin. Yani çok abartılı rakamlar. %100 katılıyorum. %100 dünyada yani yoksa yani. Ben asla futbolcu kazansın. Çünkü hiçbir yönetim oyuncuya, affedersin ve, çok özür dilerim, silah zoruyla imza attırmıyor, mukabele kabul ettirmiyor. Ve Ceyhun Hocam aynen. Bunların gerçekçi rakamlar olmadığını pandemi yüzümüze çok sert bir şekilde yani vurdu. Benim karşı yani sıkıntı yarattığı takımlardaki durum bu. Gerçekçi rakamlar olmadığından, bak şimdi gol kırına alacağı rakamdan bahsediyorsun, yani inanılmaz bir rakam. 40 milyon TL değil mi? Abi yapalım hesabı. Vergisi var abi. Bilmiyorum ben yapmadım hesabı. Ben yaptım 40 milyon TL abi. Ama şu an bildiğim aşağı yukarı yapılan transferlerle haber Ahmet'e ait. Bonservise ya da oyuncuya verilen paralar. Gerçi bunun biraz şeyle de alakası var. İşte para piyasasının da alakası var. Ahmet Selim Kulu ben referans alırım. Benim kanalımın Fenerbahçe muhabiri neredeyse 10 haberin 9.5'u da doğru olan kardeşim. Diyor ki 3 yıllık kontratı istiyor diyor. 3.600 abi. Şey diyemeyeceğim yani. Menajerliği, vergisi, algısı ben 40. Hayır var mı bunu isteme? İmzayı attı mı? Tamam işte var mı? Olasılık var mı? Hakkı var mı? Olasılığı ötesinde hakkı var. Hakkı var. Yapacak adam yapar. Ha, bu kadar basit. Tabii, vermeden göndersen gene alır. Yine alır. Abdullah Avcı işte örneği. Kontrat o imza varsa geçmiş olsun. Pereira açısından bakarsak da onun da takımda oynatacağı ya da oynatmayacağı oyuncuları seçme hakkı da var. Var. Mutlaka tabii zaten var. Onu ona bir şey demiyorum Cüneyt. Yani mutlaka kadro yaparken seçme hakkı onun. Ama şey ama örneğin bu, konu, bu çok özel bir durum kol kırımcı anladın mı? Yani bu şey gibi yani oyuna oyuncu sokuyorsa 2 dakika sonra çıkartıyorsun adamı. Yani bu bunun burada bir şey, biraz transfer döneminde hani, alınmış yeni transfer yine dönemi. Belli tavırda kalıp tavrını kol kıra karşı yumuşatabilir. Yani bir kol açabilir. Tamam kardeşim ben bir şekilde göndermiyorum seni. Çünkü her türlü kulübe maddi manevi zarar vermiş olacak. Dün bak şey konusunda katılıyor. İki tane genç oyuncu herkes mecbur etmese de istese de oynatabilirdi. Oyuncu değişikliği yapmadan devam ettirebilirdi. Mesela Samet Hoca feda dönemde yaptı. Baktı yedi kulübesine. Sahadakilerle devam edeyim daha doğru karar dedi. O bak taktik anlaştı. Ona saygı duyuyorum. Ama bunu da yapmayabilirdi. Yani şu da o var. Tarafı iyi bak. Bu o tarafını kimse bir şey demiyor. Dün Hıncal Usta seyrettim. Çok da güzel söyledi. İşte hani Fenerbahçelileri kıskanırım çünkü yarınını düşünen bir hocaları var diye. Evet yarınını da düşünen bir hoca kabul. Ama bu çok farklı bir şey. Yani bu oyuna yeni girmiş bir adamı hemen çıkarmak gibi bir şey. Cüneyt'in ya, söylediğini çok yönetim, iyi anladım yönetim aslında. Yönetim aldı ama benim işime gelmiyor ama şimdi tamam, şunu da yapabilir. Bunu yapamayız. Takımda tutayım da ben bunu Ziraat Türkiye Kupası ara sıra falan dursun öyle. Şu an onu deme şeyi de kalmadı işte. O bitti.